Bu dersimizde arkadaşlar gelin link eklemeyi görelim. Sağ tıklıyorum yeni bir dosya açıyorum ve link ekleme diyorum. .html Ünlem tablayıp sayfa taslağımızı oluşturalım. Buraya da link ekleme diyelim. Şu arayı biraz açalım ve gelelim link eklemek için kullanmamız gereken etiketi yazmaya. Arkadaşlar link eklemek için kullanmamız gereken etiket A etiketidir. A yazıp tab tuşuna bastığımızda hazır olarak href attribute'ünü bize verecektir. Bu attribute sayesinde yani bu özellik sayesinde biz tıkladığımız nesnenin hangi adrese bizi yönlendireceğini belirleriz. Yani bu araya gidilecek adresi yazarız. Mesela www.youtube.com gibi veya geliri www.google.com Com gibi arkadaşlar. Şu araya ise neye tıklayacağımızı koyarız. Bu metin olur, resim olur, form elemanı olur, ikon olur, fark etmiyor. Bu araya bu tıklanacak nesneyi yerleştiririz. Şimdilik metin kullanacağım ben. Geliyorum. Tıklayınız diyorum. Tıklayınız. Evet. Artık bu metne tıkladığım anda bizi şu adrese götürmesini bekleyeceğim. Sayfamı kaydediyorum. Tarayıcıda. Çalıştırıyorum. Linkimiz gördüğünüz üzere standart link özelliklerinde geldi. Tıklayınız metni var, mavi renkte altı çizili bu zaten standart bir link formatı. Üzerine geliyorum arkadaşlar. Bakın mouse ile üzerine geldiğim anda lütfen alt tarafa odaklanın. Mouse ile üzerine geldim. Şu alt kısma sizler odaklanın. Bakın burası gideceği adresi gösteriyor. Konumu gösteriyor. Ben bu linke tıkladığım anda beni file c işte users veya desktop html 5 css 3 içerisinde www.google.com diye bir dosyaya götürmeye çalışacak. Ne demek istiyorum? Tıkladığım anda Dosya bulunamadı diyecek. Yani bizi götürmeye çalıştığı konum şurası. Yani benim çalıştığım klasör içerisinde google.com isimli bir dosya arıyor, bir sayfa arıyor. Böyle bir sayfa da olmadığı için otomatikman dosyayı bulamadı hatası veriyor. Peki biz web sayfalarına gitmek için ne yapmalıyız? O zaman geleceğiz buraya https protokolünü eklemek durumundayız. Bu sayede biz linkimizi bir web sitesine bağlamış oluruz. Evet şimdi geldik yine tekrar sayfamızdayız. Mouse'um ile metnin üzerine geldim. Sizler tekrar şu sol alttaki kısma odaklanın. Bakın ben mouse ile geldim. Sol alta bakın. Götüreceği yer https google.com Tıkladığım anda artık beni Google'a attı. Yani bu şekilde biz farklı bir web sitesine sayfamız üzerinden bağlantı sağlayabiliriz alta bir boşluk bırakayım. Yeni bir link ekliyorum. Yine aynı şekilde google.com alıyorum. Buraya yapıştırdım. Şu araya geldim. Google'a git diyelim. Evet. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar bizim içeriklerimiz yani şu tıklayınız içeriği veya Google'a git içeriği tıkladığım anda aynı sayfa içerisinde yeni sayfaya götürüyor. Yani şu an benim sayfamdan çıktı ve farklı sayfaya gitti. Ben bu şekilde kullanıcılarımı sistemden kaybetmiş olurum. Bu da çok istenen bir durum değildir. Yani kullanıcı hem benim sistemde kalsın, benim sayfam açık kalsın da, hem de kullanıcım istediği işlemi yapabilsin. Yani tıkladığında bu adrese gidebilmiş olsun. Bunu sağlamak için Google'a gite ekstra bir özellik tanımlıyoruz. Diyoruz ki target eşittir deyip buraya tabi yanlış yazdık. Şu target olacak. Gelip blank diyoruz. Yani artık şu sayfayı boş bir sekmede aç. Blank. Boş bir sekme üzerinde aç. Sayfamı kaydettim ve Google'a git metnine tıkladığım anda Google yeni bir sekme üzerinde açılacak. Tıklıyorum. Bakın yeni bir sekme açtı. Bu sonradan açılan sekme, şu da benim sayfam. Yani aslında kullanıcı benim sayfamdan uzaklaşmamış oldu. Sayfam duruyor. Kullanıcı da yeni bir sayfaya gitmiş oldu. Şimdi gelelim alt kısma. 2 tane BR ekleyelim ve yeni bir A etiketi oluşturalım yine aynı şekilde ben google alıyorum. Şuraya yapıştırdım. Şu araya da ben artık bir resim koyacağım. Yani resme tıkladığım anda yeni bir sayfaya gitsin, yeni bir içeriye gitsin isteyeceğim. Bunu sağlamak için de bu araya resmimi koyacağım. Daha düzenli durması adına şöyle bir şey yapabiliriz. Araya gelip standart img kullanımını yapabiliriz. SRC kısmına geliyorum. Yine resmimi çağıracağım. Resim klasörümde resmim var. R3.jpg. Bu resim çok büyüktü. Hemen genişlik de verelim. Şöyle bir genişlik tanımlıyorum. Mesela 150 piksel gibi bir genişliği olsun. Ve sayfamı kaydettim. Bakın arkadaşlar. Burası linkim. Şurada bitiyor. Arada da img var. Yani aslında resmime ben link vermiş oldum. Sayfamızı kaydettik. Buraya geliyoruz. Sayfayı yeniledik. Resmimiz açıldı. Mouse'uma dikkat edin. Resmin üzerine geldiğimde el işareti oluyor. Resmin dışına çıktım. Ok şeklinde. Resmin üzerinde yine el işareti şeklinde. Aynı zamanda da sol alta bakın. Google.com'u görüyoruz. Yani tıkladığım anda artık bizi Google'a götürecek. Bunda da Target Blank'i kullanabilirsiniz. Yani şu özelliğin aynısını Şuraya da verebilirsiniz. Hani resim için farklı bir durum geçerli değil. Aynı şeyler standart olarak burada da geçerli. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakın tıkladım. Artık yeni sekme de açtı. Burası benim sayfam. Burası ise yeni sekme. Siz sayfalarınıza bu şekilde linkler ekleyebilirsiniz. Bu linkleri ayrıca kendi yaptığımız sayfalara da verebiliriz. Yani gelip bir tane link oluşturalım linkimiz bir web sitesine gitmesin de şurada bizim yaptığımız sayfalardan bir tanesine gitsin. Mesela listeye gidebilir. Liste ekleme nokta Daha önceki derslerde yaptığımız bir sayfaydı. Şuraya da gelip listeye git diyelim. Sayfamı kaydettim. Yeniliyorum. Listeye git geldi. Tıkladığım anda kendi oluşturmuş olduğum ve HTML5 ve CSS3 klasöründe bulunan liste ekleme nokta HTML klasörüne pardon dosyasına gitmiş olduk. Yani bu şekilde kendi sayfalarımıza da bağlantı sağlayabiliriz. Bu da mümkün arkadaşlar.